Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Mişkat dersi okuyacakken hadisleri Mişkat'a alınmış imamların hayatları hakkında bir parantez açalım dedik. İmam Malik'ten başladık. O sadette İmam Ebu Hanife'ye değindik. İmam Şafii'yi kısaca anlattık. Şimdi İmam Ahmed bin Hanbel ile devam edeceğiz. Niye Mişkat okurken bu bahse bu kadar geniş bir yer verdik? Bu herhalde üçüncü ders olacak. Süfyan bin Uyeyne'nin bir sözü var. İnde zikri salihin tenzilur rahmet. Salihler zikredildiği zaman salihlerin zikredildiği yere rahmet iner. Biz de burada bu ümmetin salihlerini, büyüklerini bizim için selefe ulaşmanın, sahabeye tabiuna ulaşmanın yegane yolunu teşkil eden bu büyük insanları anmak, onların adıyla, hayatıyla, sözleri ve eserleriyle teberrük etmek bir fırsattır. Meseleye bunların, bu büyük imamların hatırasıyla, kısa hayat hikayeleriyle, bunları hatırlayarak başlamamızın, belki biraz daha geniş tutmamızın sebebi bu. Bu uzun soluklu bir okuma olacak. Allah kısmet ederse Mişkat derslerine, okumalarına birkaç yıllık bir süreç içinde devam edeceğiz. Mişkat-ül Mesabih'in hadislerini baştan sona Allah kısmet ederse okuyacağız. Yeri geldiğinde hadisler üzerinde duracağız. Hadislerin mazmununu, fıkhını, muhtevasını birlikte değerlendireceğiz. Bu uzun soluklu bir çalışmadır. Dolayısıyla zaman zaman Mişkat derslerine belki biraz fazla dalıp aktualiteyi ihmal edebileceğiz. Esasen bu işi yapmanın başka da bir yolu yoktur. Yani eğer ciddi bir faaliyet yapacaksanız sokaktan, medyadan bir miktar uzak durmanız lazım. Gazetelerin oluşturduğu gündemden, medyanın oluşturduğu gündemden uzak durmanız lazım. En azından bu ders içerisinde, bu dersin hayatınızda tuttuğu yer kadar, o çerçeve içinde gündelik hayatın, geçici gündemin hayhuyundan sıyrılmamız lazım. Bu işin tabiatı böyle. Yani başkalarının dili, başkalarının gündemi, sokağın nabzı insanı meşgul eder. Çok fazla meşgul eder. Elinize bir gazete aldığınız zaman bir yerinden girersiniz ve kopmanız biraz zor olur. Ama bu çalışma ve buna benzer çalışmalar insanın kendisini gündelik hayatın ayartmasından kurtarabildiği, küçük adacıkları oluşturabildiği alanlardır. Bu bakımdan ben şahsen çok önemsiyorum. Esas kendimi burada buluyorum. Esas zevki buradan alıyorum. Tadı lezzeti alıyorum. Hayatın hayvuyuna kapıldığımız zaman biraz fazla kapılıyoruz. Evet,
Mişkatül Mesabih'e hadisleri alınmış imamlardan İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah ile devam ediyoruz. İmam Ahmed bin Hanbel 164 yılında Bağdat'ta dünyaya gelmiş ve 241 yılında yine Bağdat'ta vefat etmiş. Genç yaşta babasını kaybetmiş. Annesinin koruması, gözetmesi altında Bağdat gibi bir ilim merkezinde olmanın avantajıyla ilmi hayata çok çabuk adapte olmuş, intikal etmiş. İmam Şafii gibi taşradan gelmemiş, yani Bağdat'ta ilmin merkezinde yetişmiş. Annesi onu ilim erbabına teslim etmiş. Bağdat'ın şöyle bir özelliği var. Hem Hanefi merkezi, Hanefi mezhebinin merkezini teşkil ediyor. Küfe, Bağdat, Irak coğrafyası. Büyük bir rivayet müktesebatı var. Aynı zamanda bir dirayet merkezi, bid'at mezheplerin büyük çoğunluğunun da yetiştiği, neşr-i nema bulduğu, kök saldığı bir merkez Bağdat ve Basra, Irak coğrafyası. Bu bakımdan İmam Ahmed bin Hanbel'den, mesela İmam Malik'ten nakledilmeyen pek çok itikadi mesele, görüş, fetva nakledilmiştir. İmam Malik Hicaz coğrafyasından çok fazla dışarı çıkmamıştı. Çok fazla da bu meselelere dalmaktan hoşlanmazdı. Ama İmam Ahmed kendisini böyle bir ilmi, hareketliliği, canlılığı hüküm sürdüğü bir coğrafyada olduğu için özellikle ehli hadis tarafında durup Mutezile ve Cehmiye'ye onların görüşlerine ilişkin çok sayıda sözlü fetvası nakledilmiş. Evet, Alel-Cehmiye diye bir eser var elimizde. İmam Ahmed bin Hanbel'e izafe ediliyor ama ona izafesi çok sahih değil, sabit değil, tartışmalı bir eser. Bu eser ona ait olsun olmaz. İmam Ahmed bin Hanbel'in Cehmiye ve Mu'tezile ile ilgili görüşleri başka bağlamlarda kendi talebeleri tarafından ya da eserlerinden açıklamış. ...179 yılında hadis yazmaya başlamış İmam Ahmed bin Hanbel. Yani demek ki aşağı yukarı yaşı 15-16 civarında. Hadise karşı özellikle büyük bir iştiyak var İmam Ahmed'in gönlünde. Bir taraftan hadis yazarken diğer taraftan da Bağdat ulemasından dirayet alanıyla ilgili de ilim tahsil etmeyi ihmal etmiyor. Belli bir dönemde İmam Ebu Yusuf'la görüşüyor, ondan ders alıyor. Sonra bir dönem Mekke'de, bir dönem gene Bağdat'ta İmam Şafii ile görüşüyor, ondan dersler alıyor. Ama asıl karakteristik özelliği onun rivayet ağırlığı. 179'da hadis yazmaya başladığında Bağdat'taki ulemayı, meşayihi, hadis üstadlarını dolaşıyor, onların hadislerini alıyor. Sonra o dönemde ve daha sonraki dönemlerde ilmi faaliyetin olmazsa olmazı olan Zöhle, Er-Zöhle fi talebi hadis dediğimiz faaliyete başlıyor. Küfe'ye gidiyor, arkasından Hicaz'a gidiyor. Birkaç kere tabii, bir kere değil, birkaç kere gidiyor. Sonra arkadaşı Yahya bin Ma'in ile birlikte bir plan yapıyorlar. Önce Mekke'ye gidecekler, orada hac edecekler. Sonra da oradan Abdülrezzak bin Hemmam, Es-Sanani'nin meşhur musannef sahibi yanına gidecekler, Yemen'e. Arkadaşıyla gidiyorlar hacca, Yahya bin Ma'in ile birlikte. Hac ederken bakıyorlar ki Abdülrezzak bin Hemmam da orada hac ediyor. Tavaf esnasında karşılaşıyorlar.
Yahya bin Mayen diyor ki işte bak ayağımıza fırsat geldi. Yemen'e gitmemize gerek kalmadı elhamdülillah. Hemen burada Abdülrezzak'tan, hocadan ders alalım. Gidiyorlar, tanışıyorlar ama Ahmet bin Hanbel kabul etmiyor bunu. Ben diyor öyle adadım. Bu işin sevabını kaçıramam. O gitsin, açsın gelsin gitsin Yemen'e. Sonra biz de arkasından gidelim Yemen'de. Haccı bitirdikten sonra Mekke'den Yemen'e yürüyerek böyle adamış, yürüyerek gidiyor. Yolda tabi harçlığını bitiyor. Hamallara çıraklık yaparak iyaşesini temin ediyor. Kendisine çok yardım talepleri olsa da bunları da kabul etmiyor. Benim elim ayağım sağlam, ben çalışırım diyor. Gittiği yerde Yemenli Abdülrezzak tam 2 sene hadis dinliyor. Onun yardım taleplerini de kabul etmiyor. Yani kendisi elinin emeğiyle çalışarak 2 sene orada hayatını devam ettiriyor. Yemen'den döndükten sonra yaşı 40 olmuştur, kemale ermiştir. Ondan sonra fetva vermeye ve hadis nakletmeye başlamış Ahmet. Tabi bir taraftan yaşı kemale erdiği halde ilim tahsiline devam ediyor. O meşhur sözü kendisine soruyorlar artık yaşın kemale erdi bu hadis tahsili ilim yazma işi ne kadar devam edecek? Diyor ki ma'al mehbere ilel mahbere. Yazı takımıyla, divitle, kalemle birlikte mezara kadar devam edecek. Zaten kendisinden nakledilen bir söz var. Demiş ki bir kimse ilim tahsiline devam ettiği sürece alimdir. İlim tahsilini bırakırsa artık ben bildim, oldum, erdim dediği andan itibaren kendisini cehalete mahkum etmiştir. İşin hakikati de budur. Öğrenmenin, talep etmenin yaşı yok, bir son noktası yok. Fevkatü yediği ilmin alim. Her ilim sahibinin üstünde bir daha iyi bilen var. Kendisinden ilk hadis yazdığı kişi İmam Ebu Yusuf olmuş. Kendisi bunu böyle nakletmiş. Daha sonra yüzlerce, binlerce hocadan hadis almış, ilim tahsil etmiş. Mihne olayına kadar İmam Şafii'yi mezhep olarak, fıkhi mezhep olarak taklit edermiş. Mihne olayı yıldan sonra ki artık hayatının son 8 senesi müstakil olarak kendisi içtihat etmeye başlamış. Hanbeli mezhebinin oluşum dönemi İmam Ahmet bin Hanbel'in ömrünün sonlarıdır. Son 8 senesidir. İmam Ahmet bin Hanbel'in hayatında 3 büyük imtihana muhatap olduğunu görüyoruz. Bunlar gerçekten önemli. O insanların bize intikal eden bizim için kılavuzluk ve rehberlik ifade eden yönleri sadece hırsızlık hale ilişkin değil. Filan böyle dedi, ben böyle dedim falan meselenin hükmü budur, filan çözümü budur gibi değil, sadece bu değil. Evet, bu olmazsa olmazdır ilmi ama bir başka mütemmim cüzü daha vardır, o da insanın hayatını nasıl yaşadığı. İmam Ahmet bin Hanbel bu noktada 3 büyük imtihanı başarıyla yüzünün akıyla atlatmış. Bunlardan birisi işte o Abbasilere hakim olan Mutezile'nin hakim olduğu 15 yıllık süreç içerisinde Me'mun'la birlikte başlayan kovuşturma dönemi. Bu dönemde İmam Ahmet bin Hanbel gerçekten çok çetin bir imtihan geçirmiş. Aşağılayıcı muamelelere maruz kalmış, zincirlere bağlanarak almış, sorguya götürmüşler. Yani şöhretinin zirvesinde bir adam o zaman. Böyle aşağılayıcı, izzeti nefsini kırıcı bir muameleye tabi tutuyorlar. Zincirlere, bukalalara bağlayarak sorguya
bu sorgu esnasında dayak ve işkencenin tabi haddi hesabı yok. Ona İmam Ahmed bin Hanbel büyük bir azim ve sebatla sabrediyor. Büyük bir direnç gösteriyor. O sorgu için sırasını beklerken kendisinden başka da o sıraya sokulmuş sorgu için sıra bekleyen başkaları da var. Onlardan birisini tanıyorum. İmam Şafii'nin talebelerinden birisi. Hemen yanına yaklaşıyor. İnsanların artık başlarına ne gelecek endişesiyle titredikleri bir ortam. Diyor ki, Şafii'nin mesleği üzerine mes konusundaki görüşü neydi? Bunun üzerine işkenceci başı Ahmed bin Ebi Duat bile şaşırıyor. Adama bak ya diyor. Biraz sonra belki kendisi içecek. Mesler üzerinde mesle ilgileniyor. Epey bir işkenceden sorgudan geçirdiğini biliyoruz Ahmed bin Hanbel'in rahimahullah. Çok kırbaç yemiş, çok kamçı yemiş, çok değnek yemiş. Hatta bir on kolunun omuzundan çıktığı söyleniyor o işkence esnasında. Artık dayak yiyeceği kesinleştiği zaman zindana atıyorlar İmam Ahmed bin Hanbel'i. Orada bir hırsızla birlikte bir gece kalıyor. Ertesi gün dayağı işkenceye alınacak. Hırsız tanıyor onu. Diyor ki, ey imam, bütün sıkıntı ilk kırbaçtadır. Onu yedikten sonra alışırsın, hiç korkma. Ben çok yedim bunu. Tüm mesele ilk kırbaca dayanmaktadır. Tabii Ahmed bin Hanbel gibi bir büyük insan için o hırsızın bu tesellisi nasıl bir anlam ifade etti bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. O kamçılar esnasında, kırbaçlar esnasında Ahmed bin Hanbel'in şalvarı düşecek gibi oluyor. Belinin bağı çözülüyor, şalvarı düşecek gibi oluyor. O esnada dudaklarının kıpırdadığını görüyorlar. Daha sonra aradan epey bir zaman geçtikten sonra soruyorlar, sen o işkence esnasında dudakların kıpırdıyordu, bir şey diyordun, ne diyordun? Ya Rabbi, şalvarım düşüp de avret yerim görülmesin diye dua ediyorum demiş. Bu işkenceler altında Ahmed bin Hanbel, İmam Ahmed bin Hanbel 18 ay kalmış hapiste. Sonra o dik duruşundan asla taviz vermemiş. Bu bir ideoloji değil tabii. Yani neden falan partiye mensupsun, falan cemaate mensupsun meselesi değil. Kur'an'ın mahluk olduğunu söyleyeceksin meselesi. Bu bir itikadi meselesi. Kimsenin, tamam ben o partiden kaydımı sildirip bu partiye geçiyorum, bu cemaatle ilgimi kesiyorum, bu cemaate geçiyorum diyebileceği bir mesele değil bu. İtikadi bir meseledir. Kur'an mahluk mudur, değil midir meselesinde. Kur'an'a mahluktur derseniz bu sizin Allah tasavvurunuza doğrudan tesir eder. Bu hassasiyet sebebiyle bu işkenceleri göze almış. Yani bu bir ideolojik duruş değil. Müminin itikadına, imanına gösterdiği hassasiyeti göstergesi. Onun için dayanmışlar. Yoksa Kur'an mahluktur der, geçer gidersin, bir şey olmaz. Yani işte bugünkü insanların Kur'an tarihseldir deyip geçip gitmesi gibi bir şey bu. Bunun neye tekabül ettiğini, ne anlama geldiğini, kişinin imanını nasıl etkilediğini çok fazla düşünen yok. Bu bir ideolojik ya da akademik bir kabul gibi görünüyor, bir tercih gibi görünüyor. Çok da fazla insanların tepkisini çekmiyor. Çok önemli bir mesele değil gibi görünüyor. Ama itikadi bir meseledir. Kur'an mahluktur derseniz Allah Teala'nın kelamının mahluk olduğunu söylemiş olur. Allah Teala'nın kelamı mahluksa o havadisin ona huyur ettiğini gösterir. Yani ne demek havadisin huyuru? Allah Teala'nın üzerinden zaman geçmez, zaman ona tesir etmez. Çünkü zamanı yaratan da odur. Bize göre Allah Teala kendi sıfatlarıyla ilgili olarak bize verdiği haberler bize göredir.
bizim dünyamıza, bizim anlam dünyamıza göredir. Yani Allah Teala evreni 6 günde yarattı, sonra arşa istiva etti. Mahlukatı 6 günde yarattı, sonra arşa istiva etti gibi bir haber geldiğinde bize, böyle bir ayet okuduğumuzda, bu bizim algı dünyamıza göre bir anlatımdır. Yoksa gün Allah Teala'nın üzerinden gün geçmez. Gün dediğimiz şey sonunda dünya hayatıyla ilgili bir şeydir. Uzaya çıkın, gün kavramı da kaybolur. Güneşin doğup battığı yeri terk edin, yani dünyanın dönüşüyle irtibatlı olarak gün kavramı anlamını kaybeder, zaman kavramı anlamını kaybeder. Zamanla ilgili seminerlerimizde katılanlar olduysa hatırlayacak vardır. Uzayda bizim dünya senemizle 10 sene kalmış bir adam düşünün, bir ikiz kardeş düşünün. Birisi dünyada, birisi uzayda 10 sene kalmış. 10 sene sonra uzaydaki adam geldiğinde dünyadaki adam yaşlanmış oluyor. Uzaydaki daha genç. Zaman kavramı orada anlamını kaybediyor. Böyle olduğu halde bütün uzayı yaratan, bütün mükevvenatı var eden, zamanın kendisini de var eden Allah Teala hakkında nasıl 6 günde şu işleri yaptı diye düşünebiliriz. Bu bizim algımıza göredir. Havadisin hulülü meselesi önemli bir mesele gerçekten. Onun için Kur'an mahluk mu değil mi meselesine hassasiyet göstermiş. Havadis Allah Teala'ya hulül ederse o, ya da şöyle diyelim, herhangi bir varlığa havadis hulül ederse, sonradan olan olaylar onun başına gelirse yani, o ilah olamaz. Çünkü onun için öncelik, sonralık, yukarıdalık, aşağıdalık, zaman, mekan söz konusu değil. Bugün çıkan yazımda bu ilk sarkıtma hadisi del diye bilinen hadisle ilgili olarak yazmıştım. Allah Teala hakkında yukarıdalık, aşağıdalık gibi mekan izafe eden şeyler düşünülemez, kullanılamaz. Allah Teala'nın yukarıda olduğunu söyleyen birisi, aynı zamanda aşağıda olduğunu söyleyen birisiyle aynı şeyi söylüyor demektir. Çünkü yukarıdalık, aşağıdalık mahlukların birbirine göre konumunu ifade eder. Ben sizin önünüzdeyim ama şu tahta benim arkamda, sizin önünüzde. Şimdi ön ve arka mahlukların birbirine duruşu, durduğu yer itibariyle anlam kazandığı için mahluklar dünyasından çıkın, ön, arka, sağ, sol, üst, alt gibi mekan ifade eden kavramlarla anlamını kaybeder. O halde Allah yukarıda demek ile Allah aşağıda demek arasında hiçbir fark yok. Onun için dirayet ehli hadisçiler ve fıkıh uleması ve tabii ki kelam alimleri Allah Teala'ya zaman ve mekan izafesinin mümkün olmadığını söylemiş. Bundan şiddetle sakındırmışlar. Mekan izafe etmeyeceğiz, zaman da izafe etmeyeceğiz. Evet, işte bu hassasiyet sebebiyle İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah Kur'an mahluktur görüşünü kabul etmemiş. Bu görüşün kabul görmemesi için diretmiş. Birinci imtihanını bu şekilde yüzünün hakkıyla vermiş. İkinci imtihanı gene o süreç içerisinde Halife Mütevekkil'in bu sefer bol bol ihsanda, inham, ikramda bulunması suretiyle tecelli etmiş. Bu sefer de onu dünyalık nimetlere bağırarak susturmak. Ama o onu da reddetmiş. Ona da ihsan etmemiş. Onu da elinin tersiyle silmiş. Üçüncü imtihanında artık mihne dönemi geçip yaşı da kemale erdikten sonra etrafında büyük bir muhabbet ve ihtiram halkası oluşmuş. Belki de imtihanların en çetini budur. Yani bir insanın sevenleri çoğalınca, meddahları çoğalınca, hayranları, fanları çoğalınca o insan imtihanların en çetinine, en belalısına düşer olmuş. Bu hiçbir şeye benzemez. Fakirliğe, yoksulluğa benzemez.
bu insanı öyle bir çarpar ki Allah korusun. Cümlemizi böyle bir imtihandan, böyle bir beliyeden, iptiladan da tutsun. Öyle bir beladır ki bu. Tarih boyunca sapmış, sapıtmış pek çok insan bu belaya direnemediği için sapmış, sapılmıştır. Çevresindeki insanların, şakşakçıların, meddakların telkinleri insan için çok büyük bir beladır. İşte bunun en bariz örneklerinden birisi bu meşhur Ekber Şah, daha önce üzerinde epey durmuştuk farklı vesilelerle. Çok müttaki, salih bir adamken bu Hindistan'da meşhur İmam Rabbani Hazretleri'nin yaşadığı dönemde çevresindeki iki tane son derece zeki, kabiliyetli iki kardeş bunlar. İki tane meddahın ayartmasıyla önce kendisini müştehit ilan etmiş. Sen müştehitsin demişler. İlmin, dirayetin başkalarını taklit zilletine seni düşürmemeli. Sen müştehitsin. Kendi kendine iştihat edebilirsin. Bu şeye kapılmış ve iştihat edebileceğini düşünmüş. İştihat etmeye başlamış. Bir süre sonra sen müceddidsin demişler. Bir şeyleri yenilemelisin demişler. O müceddit sıfatını, cümlesini giyince bir şeyleri yenileyebileceğini düşünmeye başlamış. Arkasından bu bir eşiktir. Bu eşiği açtığınız zaman başka kapılar, başka pencereler çok kolay açılıyor. Sen Mehdi'sin demişler bir süre sonra. İnsanları hidayete götürüyorsun. Sen Mehdi'sin. Ona da inanmış Mehdi olduğuna. Bir süre sonra Mesih olduğuna inandırmışlar. Mesih olduğunu söylemiş. Bir süre sonra da artık kendi dinini ilan etmiş. Dini ilahi adıyla yeni bir din tesis etmiş. Efendim, ibadet hane adıyla bir de bir mabet yaptırmış. Müslümanlara, Hindulara, Hristiyanlara demiş ki artık herkes kendi dinini bırakacak. Benim kurduğum yeni dine gelecek. İki tane meddahın ayartması, ibası onu nereden nereye getirmiş? Ömrünün sonuna doğru tevbe ettiği bazı kaynaklarda naklediliyor. Aslı var mıdır? Rabbi ile kendi arasında. Ama çok tehlikeli bir şeydir bu. İnsanın insi ve cinli şeytanların melekçinin ibasına kapılması daha çok bu vadide olur. Çok severler, çok meclederler. Şöyle iyisin, böyle güzelsin, şöyle alimsin, böyle yakışıklısın. Efendim, sen bir tanesin, şöylesin, böylesin. Adamın ayakları yerden kesin. Allah korusun. İmam Ahmed bin Hanbel bu dönemi de büyük bir dirayetle, büyük bir istikametle atlatmış. Onların sadece bildiğim gibi görüşleri, fetvaları, içtihatları değil, hayatı yaşama biçimi de bizim için örnek. Burada İmam Ahmed bin Hanbel'in canlı bir örnekliğini görüyoruz. Hapisten çıktıktan sonra, 18 ay kaldı hapisten çıktıktan sonra, 8 sene kadar daha yaşadı ve 77 yaşında, 241 yılında hayata gönderiliyordu. Allah rahmet eylesin, ondan razı olsun. Bir milyon hadisi müzakere ettiğini kaynaklar söylüyor. Ebu Zura el-Razi, İmam Ahmed bin Hanbel'in ders arkadaşlarından birisidir. Bugün El-Cerhu ve Tadil diye elimizde zannediyorum 8-10 cilt eseri bulunan İbn-i Ebi Hatim meşhur. Onun babası Ebu Hatim el-Razi, Ahmed bin Hanbel'in bir milyon hadisi müzakere ettiğini arkadaşı olarak, kendi gözlemi olarak naklediyor. Bazıları bunu İmam Ahmed bin Hanbel'in bir milyon hadisi ezbere bildiği şeklinde takdim ederek dalga geçmeye çalışıyorlar. Koca koca hadis profesörleri bunlar. Bu bir milyon hadisi nasıl ezberledi bu adam? Eğer bir milyon hadis varsa bunlar nerede? Elimizdeki en büyük hadis kitabı işte Ahmed bin Hanbel'in kendi müsnedi. Bu müsnet
20 bin, 30 bin civarında hadis var. Bu 1 milyon hadis nerede? Bir kere bu 1 milyon hadisi ezberledi demiyor kaynaklar. Müzakereyle yapıyor. 1 milyon hadis elinde mevcuttu. Onları müzakereyle yapıyorlar. İkincisi hadis dediğimiz zaman sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen merfu hadisler anlaşılmaz. Aynı zamanda sahabi ve tabi'in akvali de hadis diye geçer. Bazen eser diye geçer hadisten ayırmak için merfu hadisten. Bazen eser denir. Bazen münkatı hadis, maktu hadis, mevkuf hadis gibi arkasına önüne bir niteleme kelimesi takarak merfu hadisten ayırmak için böyle tabir ederler. Bunların hepsini dikkate almak lazım. Yani sahabeden nakledilenler ve tabiundan nakledilenler de hadis ehlince hadis olarak ifade edilir. Bir şey daha söyleyelim. Bir hadis birden farklı senetle gelmişse, bunların her biri ayrı ayrı hadis olarak telakki edilir. Aynı metin üç senetle, üç ayrı senetle gelmişse üç hadis olarak telakki edilir. Dolayısıyla bütün bunları dikkate aldığımızda 1 milyon, elimizde 1 milyon rivayet bulunması şaşırtıcı değildir. Evet, bildiğimiz gibi İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 20 bin ile 30 bin arasında değişik itibarlara göre hadis vardır. Bunları 750 bin hadisten seçerek oluşturmuştur. Hayatının yaklaşık 30 yılını vererek oluşturmuş Müsned'i. Fakat son halini veremeden, ömrü buna yetmeden vefat etmiştir. Müsned'i kendisi pek çok kere talebelerine, çocuklarına okutmuştur. Bu hadisleri onlara nakletmiştir. Fakat kendisi son halini verememiştir. Hatta ölüm döşeğindeyken oğlu Abdullah'ı çağırıp Müsned'deki hadislerden birisinin üstünü çizmesini söylemiş. Onu Müsned'den çıkarmasını söylemiş. Demek ki daha bu beyaza çekme hadisesi, son halini verme süreci devam ediyor. Daha sonra oğlu Abdullah bin Ahmed bin Hanbel ve talebesi El-Katiyani Müsned'i bugünkü elimizde bulunan şekline getirmişler. Bu haliyle Müsned hem İmam Ahmed bin Hanbel'in hem de o iki kişinin ziyadesinden ona eklediği, ilave ettiği rivayetlerden oluşmaktadır. Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde uydurma hadis var mıdır, yok mudur meselesi hep hadis alimleri tarafından tartışılmıştır. İbn-i Cevzi, kendisi de bir Hanbeli halindir. İbn-i Cevzi, Müsned'de 15 civarında uydurma hadis olduğunu söylemiş. Daha sonra başka alimler, İbn-i Cevzi'den sonra gelen İbn-i Hacer Askalani başta olmak üzere pek çok alim bu iddia üzerinde durmuş, bu rivayetleri ele almışlar, tek tek incelemişler ve bunların uydurma olmadığını, belki sadece zayıf olduğunu söylemişler. Bu rivayetlerin de Ahmed bin Hanbel, İmam Ahmed bin Hanbel'in kendi rivayetleri değil, bilahare oğlu ve katli tarafından ziyade edilen rivayetler olduğunu da burada belirtelim. Bu vesileyle İbn-i Hacer-i Askalani'yi de rahmetle analım. Gerçekten hadis ilmine çok muazzam hizmetler etmiş. Mişkat derslerinin başında da dediğimiz gibi Mişkat-ı Mesabih'te uydurma hadis bulunduğu iddialarına da cevap vermiş. Bu konuda da onun yazdığı bir risale var. İmam Ahmed bin Hanbel'i konuşurken mutlaka Hanbeliliği konuşmamız lazım. Hanbelilik gerçekten gerek siyasi, sosyal tarihte, gerek ilimler tarihinde, bu ümmetin geçmişinde adından çokça söz ettirmiş bir mezheptir. Hangi bağlamda? Birincisi teşbih ve tetsim bağlamında.
Yani bizim mücessime ve müşebbihe diye andığımız kelam kitaplarında, Usulüddin kitaplarında böyle anılan fırkayı teşkil edenlerin büyük çoğunluğu Hanbelidir mezhep olarak, fıkhi mezhep olarak. Tıpkı Hanefilerin içerisinde Mutezililerin bulunması gibi yani. Bir insan itikatta farklı bir mezhebi benimsemiş olur, onun ameli tercihleri farklı olabilir. Ya da fıkhi mezhebe mensup birisi itikatta başka bir yol tutabilir. İşte bu Hanefilik ve Hanbelilik bu anlamda gerçekten diğer mezheplerden farklılık arz eder. İtikadi anlamda bid'at mezheplere mensup pek çok kişi ehl-i sünnetin fıkhi mezhepleri içerisinde bu ikisine intisap etmiştir çoğunlukla. Hanbeliliğin böyle bir yönü vardır. Böyle bir Hanbeli damar vardır tarihte. Hatta daha önce de anlatıyorum. Yani anlatmıştık. Tabiullah Mücahid'den nakledilen bir söz var. Hasratin yev'ateke rabbuka makamen mahmuda ayet-i kerimesinin tefsirinde diyor ki makam-ı mahmud, bu ayette geçen makam-ı mahmud, Allah Teala'nın arşın üstünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yanına oturtmak için ayırdığı yerdir. Eclesehu Rabbuhu alel arşi ma'a. Allah onu arşta yanına oturtacak. İşte o yanına oturtacağı yer makam-ı mahmuttur demiş. Böyle bir söz naklediliyor Mücahid'de. Sahabeden ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilmiş hiçbir şey yok. Şimdi kuru rivayetçilik, lafızcılık falan vesaire tarzında bu tabirlerle anılan bir anlayış bu. Ve Hanbeli mezhebi içerisinde kendisine bir yer bulmuş. Hatta İmam Taberi'yi, meşhur tefsir sahibi müştehit İmam Taberi'yi o ayeti bu şekilde tefsir etmediği için taşıyarak evine kadar sürmüşler. Bir gün tartışmışlar, bir münazara olmuş, münakaşa olmuş. Taşlayarak evine kadar kovalamışlar, sürmüşler. Evine girdikten sonra taşlamaya devam etmişler. Kapısının önünde taşlardan, kayalardan bir küçük tepe oluşmuş. Sebep ne? Sebep niye sen demedin ki makam-ı mahmud budur? Böyle harici meşrep bir tutumları var. Bu mücessimi, müşebbihi taifenin böyle bir tutumu var. Çok rigid, çok sert, çok katı, bedevi tarzında bir tutumları var. Bu tutum bugün de devam ediyor. Farklı adlar altında, farklı nispetler altında bugün de devam ediyor. Tarih içerisinde ehl-i sünnet kelam alimlerinin, Usulüddin alimlerinin olağanüstü gayretleri, bütün bid'at fırkaları elhamdülillah tarihe gömmüş. O muazzam çalışmalar, bulanların hepsinden razı olsun. Fakat bu teşbih ve teksim damarı İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyım tarafından yeniden diriltilmiş. Yeniden ümmetin gündemine sokulmuş. Ve maalesef bugüne kadar ümmet içerisinde bir ayrılıkçı unsur olarak varlığını devam ettiriyor. Bizim coğrafyamızda, bizim genetik yapımızda tabiri caizse bu tarz bir şey yoktur. Bu tarz bir hamlelilik ya da bu tarz bir itikadi kabul yoktur. Osmanlı'da kendisine yer bulamamıştır, Selçuklu'da bulamamıştır. Ama bugün bu coğrafyada bu çizgiyi devam ettiren, bu çizgiye paçasını kaptırmış pek çok insan, pek çok çevre var. Ve çok tahammülsüz insanlar bunlar. Doğruyu sadece onlar biliyor. Hak sadece onların elinde. Onların düşündüğünün, kabul ettiğinin aksine bir şey söylediğiniz zaman ellerinde de bir tek bir kılıcı var. İki tarafta kesiyor. Sağa da sallıyorlar, sola da sallıyorlar. Böyle bir yapı var. İmam Ahmed bin Hanbel'e bu alanda dayandırılan pek
İmam Ahmed bin Hanbel'in kendi talebeleri arasında ve mezhebinin müntesipleri arasında onun böyle düşündüğünü söyleyen, hatta bir takım nakillerde bulunan insanlar da var. Ama bunun tam aksi de var. İbn-i Cevzi gibi pek çok Hanbeli alim bu çizginin İmam Ahmed bin Hanbel'e nispet edilemeyeceğini bu konuya ilişkin özel eserler yazarak ortaya koymuşlar. İbn-i Cevzi'nin Teşbih isimli eseri böyle bir anılmaya değer. Ahmed bin Hanbel'e, İmam Ahmed bin Hanbel'e bu noktada izafe edilen şeylerin bir kısmının senedi zayıftır. Bir kısmı da delalet bakımından onların davasına hizmet edecek türde değildir. Tıpkı merfu hadislerde olduğu gibi İmam Ahmed bin Hanbel'den nakledilenlerde de delalet ve sübut problemi vardır. Hanbelilikten bahsetmişken bir damardan daha bahsedelim. O da İtikadi sahadaki bu şekilci, lafızcı, zahirci tutuma rağmen fıkhi sahada son derece serbest hareket eden bir damardır. Aslında sanki İmam Şatibi'nin, Ebu İshak Şatibi'nin el-muvaffakatıyla gündeme gelen bir makasit fıkhı anlayışı var. Sanki bu Malikilerden bir kısmına mahsus bir şeymiş gibi görünür ama aslında bu çok adını duyuyoruz bu gencin. Bakalım bu işin aslı var mı yok mu? Geldiğinde onu imtihan edelim. 10 kişi 10'ar tane hadisin senetlerini ve metinlerini karıştırarak ezberliyorlar. Sonra İmam Bukhari geldiğinde hoşbu işten sonra hemen meclis kuruluyor. Etrafında halka oluyorlar. Diyorlar ki, bazı hadisler soracağız, duyduk, yazdık, dinledik bazılarından, sen ne diyeceksin bu hadisler hakkında? Ve sahabetinden başlıyorlar, 10 tane hadisi, senedi ve metni karıştırılmış birbirine, 10 tane hadisi okuyordu sahabeti. Her bir hadis bittiğinde İmam Bukhari böyle bir hadis bilmiyorum. Sonra ikinci okuyor, üçüncü, dördüncü, dokuzuncu, onuncu, 100 tane hadis bu şekilde her biri hakkında böyle bir hadis bilmiyorum diyor İmam Bukhari. Sonra kendi aralarında görüşüyorlar. Ya işte demek ki böyle biriymiş bunun da şöhreti var ama bu iş nasıl yok, korkacak diye. İmam Bukhari sağdakine dönüyor diyor ki siz bana şöyle 10 tane hadis naklettiniz. Birinci hadisi şöyle naklettiniz. İkinciyi böyle, dokuzuncuyu böyle, onuncuyu böyle. Ben öyle bilmiyorum, benim bildiğim şöyledir. Diyerek o 10 tane hadise aynı sırayla doğrunun senet ve metinle söylüyor. Sonra ikinci, sonra üçüncü, dokuzuncu, onuncu aynı sırayla. Sonra kalkıp alnından bitiyorlar. Evet diyorlar, sen denildiği kadar varmışsın, bu sahanın üstadıymışsın. Ve büyük bir hürmetle, sevgiyle, muhabbetle İmam Bukhari'yi kucaklayıp bağırlarına basıyor. Daha önce de söylemiştik, İmam Bukhari fıkıhta içtihat seviyesine ulaşmış bir muhaddistir, müştehittir, kimseyi taklit etmez. Fıkhını da sahih isimli eserinin bablarına, bab başlıklarına, babların işleme biçimine derc etmiştir. Kendi fıkhi tercihlerini orada benim görüşüme göre şu şöyledir diye bildirmez. Bu bir hadis kitabıdır. Ama öyle bir mantalifeyle yazılmıştır ki o esere nüfuz edenler İmam Bukhari'nin fıkhını görürler orada. Mesela fıkhı Bukhari fi teracimi sözü çok meşhurdur. İmam Bukhari'nin fıkhı bab başlıklarındadır. O başlıklar nasıl atılmış, aşağıdaki hadisten nasıl bir hüküm çıkarılmış da o başlık konulmuş babın başına diye esere nüfuz edenler bunu çok rahat bir şekilde görürler. İmam Bukhari'nin bu eseri, Sahih-ül Bukhari diye bildiğimiz eser aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, siretini
özet bir şekilde anlatmak üzere kaleme almıştır. Şimdi günümüzde bazı konuya yabancı olan insanlar, herhangi bir hadis Buhari'de, Müslim'de yoksa niye yok işte, sahih olsa bunlar kitaplarına alırlardı tarzında böyle trajikomik iddialarda bulunurlar. Oysa ne İmam Buhari ne İmam Müslim bütün sahih hadisleri toplamak için yazmış değil bu eserleri. Hatta İmam Buhari'nin kitabının adı bile bunu bize bu şekilde söyler. El-Cami'ul Müsnedü Sahihul Muhtasar min Umur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Sünenihi ve İyyami. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahvaline, sünnetlerine dair, yaptığı işlere dair muhtasar, sahih kitap bu. İhtisar, özet. İmam Buhari kitabını böyle bir mantıkla kaleme almış işin başında. Yani bu şu demek, İmam Buhari bu kitabını 600 bin hadis arasından seçmiş almış. Demek ki bu 600 bin hadis arasında eğer Buhari'nin sahihinde işte yaklaşık 8.000-7.500 civarında hadis varsa demek ki çok büyük bir çoğunluğu bu 600 bin hadisin bu 7.000-8.000 dışındakilerin hepsi zayıftır gibi bir netice çıkarmak isterler. Yine trajikomik bir şekilde. Oysa İmam Buhari kendisi başka eserlerinde de hadisler zikretmiş. Artı kendisi bütün sahih hadisleri zikretmek amacıyla bu hadisi, bu kitabı yazmadığını kendisi tasvir etmiş, söylemiş. Mükerrerler düşündükten sonra 4000 civarında hadis var sahih-i Buhari'de. Bu kitabı oluşturan rivayetler iki kategoridir. Birisi usul, kitabın esas ana gövdesini oluşturan rivayetler. Bunlara usul deniyor. Bunlar arasında zayıf hadis yoktur. Ama bu arada İmam Buhari bir rivayeti desteklemek için başka bir rivayeti sevk eder. Buna hadis usulünde şevahit ya da mütabaat deniyor bu tarz rivayetlere. İşte o şevahit veya mütabaat maksadıyla zikrettiği hadisler arasında zayıf olanlar vardır. İşin ehli bunu bu şekilde bilir, böyle söyler. Onun için Buhari'de zayıf hadis yoktur diyenler de eski ulemadan vardır diyenler de doğruyu söylemiştir. Yoktur diyenler usulü nazara alarak söylemiştir. Vardır diyenler şevahit ve mütabaatı, mütabileri nazara alarak söylemiştir. İmam Buhari'nin sahihi iki bölüm, sahihindeki rivayetler iki kategoridir. Birincisi sahihin esas ana gövdesini oluşturan rivayetlerdir. Bunlar sahihtir. Aralarında zayıfı yoktur. İkincisi de bir kısım zayıf rivayetleri teyit etmek amacıyla şahit ya da mütabi olarak nakledilen rivayetlerdir. Bunlar arasında zayıflar vardır. Dolayısıyla İmam Buhari'nin sahihinde zayıf hadis yoktur diyenler de, vardır diyenler de bu farklı kategorileri kastettikleri için doğruyu söylemişler. Ama bu şu demek değildir. İmam Buhari'nin sahihinde usulü teşkil eden rivayetler arasında bile olsa zayıflar vardır. Bu mesela tarih içerisinde de bu tarz iddialarda bulunanlar olmuştur. Başta mesela İmam Darimani olmak üzere. Bunlara ulema tarafından gerekli cevaplar verilmiştir. Hatta Ahmet Tahir Dayhan diye bir arkadaşımız İzmirliyat'tan Buhari'ye yöneltilen eleştiriler diye bir yüksek lisans tezi hazırlamıştı. Çok güzel bir tez. Basılmadı. İnşallah Darül Hikmetleri'yle kitap olarak basalım. Çok muazzam bir çalışma. Orada bu iddiaları tehlike ele almış. Bu yani eski ulema tarafından gündem edilen bu iddialar dışında bir de günümüzde usule dair rivayetlerin zayıf olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu hadis usulü kriterleri esas alınarak yapılmış bir tenkit olmaktan ziyade bu günümüzde yapılanlar hadise daha modern bakış açısıyla bakanların getirdiği bildiğimiz, tanıdığımız iddialar. Bir de
İmam Buhari'nin sahihinde bab başlıklarında, konu başlıklarında senet zikredilmeksizin sadece metin, hadis metinleri zikredilir. Buna talik diyoruz. Böyle talikler çoktur İmam Buhari'nin sahihinde. Herhangi bir rivayet senetsiz olarak nakledildiğinde normalde ona itibar edilmez. Senedine bakmak lazım. Onun için de bir miktar İmam Buhari'nin bu işine takılanlar, bunu eleştirenler olmuştur. Ama Hafız İbn Hacer, Talik isimli eserinde İmam Buhari'nin muallak olarak, senetsiz olarak naklettiği bu rivayetleri, senetleri gerek sahihin başka yerlerinde, gerek başka kitaplarda tespit ederek yazmıştır. Bu konuyla ilgili özel müstakil bir eseri var. O eserlerde bu muallak rivayetlerin durumunu ortaya koymuştur. Yani Sahih Buhari dendiğinde bir başka hususu daha gündeme getirelim. Zannediyorum 13 kadar yerde Sahih Buhari'de İmam Buhari hadisi zikrettikten sonra kâle bâdun nas diyerek birisine, adını vermediği birisine bir göndermede bulunur, bir tenkitte bulunur. Onun hadise aykırı hüküm verdiğini söyler. Bu kimdir bu bâdun nas? Bâdun nas ifadesi alimler tarafından adı anılmaya değmez birisi demiş olmak için kullanılan bir kalıp ifadedir. Bâdun nas. Adını anmaya değmez, adını söylemek istemiyorum gibi. Bu kimdir bu bâdun nas? İnsanlardan birisi, bir insan. Kimdir bu? Bazıları demişler ki bu İmam Ebu Hanife'dir. İmam Buhari örtülü biçimde İmam Ebu Hanife'ye böyle göndermelerde bulunmuş. Örtülü, dolaylı bir tenkitte bulunmuştur derler. Abdülgani el-Guneymi el-Meydani diye Hanefi mezhebinin muhakkık alimlerinden İmam Tahavi'nin akidesini şerhinde bulunan El-Dubat diye bir eserde bulunan muhakkık bir alim. Bu bâdun nas kimdir? Bunu tahkik etmek için bir risale kalem almış. Gerek o, gerek Feydül Bari'de Keşmir'i meşhur Hindistanlı İmam-ı Basr Rahimahullah Rahimahumallah demişler ki bu bâdun nas İmam Ebu Hanife değildir. Evet, İmam Ebu Hanife'nin de kastedildiği yerler vardır ama tamamı İmam Ebu Hanife'ye yönelik değildir. Çünkü İmam Ebu Hanife bu tenkit edilen görüşlerin tamamına sahip, tamamını söylememiş. Bunlar ona ait görüşler değil. Mesela bir kısmı İmam Muhammed'e ait demişler. Bir kısmı da hatta İmam Şafii'ye ait demişler. Hanefi imamları değil, İmam Şafii'ye ait görüşlerdir bu İmam Muhammed'in tenkit ettiği. Dolayısıyla ehli hadisin de biraz işine gelmiş belki Buhari Ebu Hanife'yi tenkit ediyor diyerek. Hakikati ortaya koymuşlar. Allah cümlesine rahmet eylesin. Evet, isterseniz burada bırakalım. İmam Müslim'e geçmeden önümüzdeki dersten itibaren oradan kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Soru var mı? Hayır, dediğimiz gibi o müştehitti. Kendi iştihadıyla amelde. Bu muhaddislerin mezhepleriyle ilgili zaman zaman böyle tespitler aktardığımı hatırlıyorum. Bu bahsin sonunda da isterseniz yine bu meseleyle ilgili detaylı bir şey yapabiliriz. Evet, Resulullah ve Aleyhisselam Muhammed'in ve Aleyhisselam 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 ve